Türkiye'nin otomobili TOG, Las Vegas şehrinde düzenlenen tüketici elektroniği fuarında dünya sahnesine çıktı. TOG CEO'su Gürcan Karakaş, klasik bir otomobil şirketi olmadıklarını belirterek, kendimizi bir teknoloji şirketi olarak tanımlıyoruz. Teknolojideki en son yeniliklerin ve ilklerin buluşma noktası olan CES'teyiz dedi. Karakaş ayrıca, değişen kullanıcı beklentileri doğrultusunda telefonda yaşanan dönüşüm, bugün otomotivde yaşanıyor. Bu yarışta biz de varız. Üstelik avantajlıyız çünkü biz bu dünyanın içine doğduk diye konuştu. Katıldığı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamayan Karakaş ayrıca daha iyisini yapacağız. Oyunun içerisinde bir oyuncu olduğumuzu söylemek için geldik dedi. Türkiye 2022 yılına yeni bir ihracat rekoruyla girdi. 2021 yılında yapılan 225.4 milyarlık ihracat, dünyada küresel ticaret zincirinin kırıldığı pandemi sürecinde Türkiye'nin önemli bir tedarik merkezi olarak görüldüğünü ortaya koydu. Bu dönemde ticaret ağını en çok lojistik ve buna bağlı olarak artan navlun fiyatları zorladı. Ancak bu zorluk bir yandan olumsuz etkiler gösterse de diğer yandan Türkiye için fırsatlar doğurdu. Özellikle Çin'den Avrupa'ya 12-15 bin dolar seviyesine çıkan navlun fiyatları nedeniyle tedarik ve üretim için yeni merkezler oluşturmak isteyen ülkeler Türkiye'ye yöneldi. Avrupa'ya yakınlığıyla öne çıkan Türkiye'nin pek çok taşıma yöntemiyle bu bölgeye ulaşabiliyor olması Avrupa'dan ihracatı da yükseltti. Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremden saniyeler önce bazı cep telefonlarına uyarı mesajı geldiği yönündeki paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu. Milliyet.com.tr'nin sorularını yanıtlayan Gazi Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Bülent Özmen, Android deprem uyarı sisteminin özellikle ikinci afetlerin oluşmasını engelleyebileceğine dikkat çekti. Doçent doktor Özmen, deprem bölgesine yaklaşık 70 kilometre mesafede olsanız 8-10 saniye zamanınız oluyor ama 20 kilometre yakındaysanız bu süre 2-3 saniyeye düşüyor ifadelerini kullandı. Özmen bu süre zarfında doğalgaz, elektrik ve benzeri şeylerin kapatılarak depremin ikinci etkilerinin azaltılabileceğinin altını çizdi. Sisal Şans tarafından 31 Aralık Cuma günü gerçekleştirilen Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 120 milyon TL'lik büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı. Milli Piyango biletini İzmir Konak'tan alan talihliye 30 milyonluk ikramiyesi teslim edildi. Kazakistan'da LPG zamıyla başlayan protestolar tüm ülkeye yayılırken silahların konuştuğu eylemlerde çok sayıda protestocu ve polis hayatını kaybetti. Kazakistan, sıvılaştırılmış petrol gazı fiyatlarına zam yapılmasıyla sokaklara dökülen protestocuların hükümet binalarını basıp ateşe vermesinin ardından son yılların en büyük krizini yaşıyor. Protesto gösterileri bir anda ülkenin tüm bölgelerine yayıldı. Olağanüstü hal uygulamasının yürürlükte olduğu ülkede güvenlik güçlerinin şiddet olaylarını bastırmaya yönelik başlattığı operasyonlar sürüyor. Erkekler tenisinin bir numarası Novak Djokovic, vize muafiyeti alsa da aşılanmadığı için Avustralya'ya kabul edilmedi ve sınır dışı edildi. Victoria eyaleti yetkilileri, Djokovic'in aşılar hakkında şüpheciliği, muafiyet nedeninin açıklanmaması gibi durumların kabul edilemeyeceğini duyurdu. Novak Djokovic'e özel muafiyet verilmesi ise halkın öfkesiyle karşılandı. Sosyal medya, radyo programları ve gazeteler, pandemi boyunca aşılanmada durumunu ve karantinadan muaf tutulduğu sürecin açıklanmaması nedeniyle hem Djokovic'e hem izin verenlere tepki gösterdi. Milliyet gazetesinin 14 Mart 2021'de Tıp Bayramı vesilesiyle birinci sayfasına taşıdığı Minnettarız manşeti, Medyaket dergisi tarafından 2021 yılının en iyi manşeti seçildi. Yılın manşetleri çalışmasında bu yılda 14 ulusal gazete, 45 ulusal dergi ve 4 mizah dergisi arasında bir değerlendirme yapıldı. Roma'daki bir cezaevinden 2002'de kaçan İtalyan mafya lideri Gioacchino Gamino, İspanya'nın Galapagar kasabasında yakalandı. Gamino'yu ele veren şey ise Google haritalar yakalanması oldu. 21 yıldır aranan 61 yaşındaki Gamino'nun Galapagar kasabasında Manuel adıyla yaşadığı tespit edildi. Polis, Google Street View'de bir manavın önünde Gamino'ya benzeyen bir kişinin tespit edilmesinin firarinin yakalanmasında önemli bir rol oynadığını açıkladı. Turkcell Süper Kupa maçında normal süresi 1-1 biten karşılaşmada Antalya Spor'u penaltılarda 4-2 geçen Beşiktaş, 9. kez kupayı müzesine götürdü. 11 yıldır Başakşehir forması giyen Bostanlı futbolcu Edin Visca, 4.3 milyon euro bonservis bedeliyle 3,5 yıllığına Trabzonspor'a transfer oldu. Haftanın etkinlik rehberi ise şöyle.
uzayın derinliklerini nebular ışık teknolojisiyle kulüp ortamına getiren ve her açıyı yansıtan ayna enstalasyonuyla sağlayan Lark Nebula, Climphonics'te katılımcılarına hem kendi iç dünyalarını hem de kullandığı görsel ve işitsel cihazlarla dış dünyalarını, gökyüzünü ve evreni keşfetme fırsatı sunacak. Türk pop müziğinin sevilen ismi Berkay, Jolly Joker Kıyı İstanbul sahnesinde olacak. Türk müziğine getirdiği farklı yorumuyla Paul Dwyer, Hayal Kahvesi MR sahnesinde dinleyenleriyle buluşacak. Türkiye'nin ilk komedi sahnelerinden olan Yota Sahne Beyoğlu, harika komedyenleri izleyicileriyle buluşturuyor. İsmail Nuri'nin moderatörlüğünde gerçekleşen Kahkaha Dolu bu gecede farklı komedyenler çıkıp en iyi hikayelerini paylaşacak. Bu hafta tam 7 film beyaz perdede olacak. Haftanın en dikkat çeken yapımıysa The Kingsman, Başlangıç. Bu efsane film, dünyayı tehdit eden bir kötücül gücü etkisiz hale getirmeye çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. Haftanın bir diğer dikkat çeken yapımıysa Kahraman. Borçları nedeniyle hapse atılan bir adamın hikayesini konu ediyor. Milliyet.com.tr editörlerinin derlediği Haftayı Kaçırma bülteninin sonuna geldik. Siz de haftanın gelişmelerinden haberdar olmak istiyorsanız sitemizi ziyaret etmeyi, sosyal medya hesaplarımızı ve YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın.